Allah bir insanı sevdiğinde onun sevgisini meleklere ve kullara da veriyor. Bu kulun sevgisi aşırıya gittiğinde kula bir zarar verir mi? Ya da kulun sevgisi ne zaman aşırıya gitmiş olur? Kulun sevgisi ne zaman aşırıya gitmiş olur? Eğer bir insan sevdiği insandan ötürü Allah'ın farzlarından birini terk ediyor, veya Allah'ın haramlarından birini işliyorsa bu sevgi meşru olan sevgi sınırlarının dışına çıkmıştır. Eğer bir insan sevdiği insandan ötürü Allah'a yapılması gereken bir ibadeti sevdiğine yapıyorsa bu insanın sevgisi onu dinin dışına çıkarmış demektir. Yani sevgi önce meşru sevginin dışına çıkar. Farzlar ve haramlar konusunda sevdiğine itaat eder veya sevdiğini razı etmek için Allah'a itaati bir kenara bırakırsın. Bunun bir adım sonrası da Allah'a şirk koşmaya başlarsın. Allah'ı sevdiğin gibi onu sevmeye, Allah'tan korktuğun gibi ondan korkmaya, Allah'tan umduğun gibi ondan ummaya başlarsın. Bu da Allah muhafaza insanı şeyin dışına çıkarır, dinin dışına çıkarır. Fakat bu iki sıfatı olmayan sevgi, Müslümanlara yönelik var olan sevgi, bu da, bu da bir ibadettir. Ve kalpte bulunduğu müddetçe de insan bundan dolayı Allah katında ecir alır. Yani bu iki saydığım kötü sıfattan arındırılmış sevgi bir hazinedir. Senin kalbinde var olduğu müddetçe Allah sevgisi de, peygamber sevgisi de, mümin sevgisi de namaz kılmış gibi, Kur'an okumuş gibi bir ibadettir. Ve sürekli bir şekilde senin amel defterine bir şeyler kaydeder. Ama bu iki sıfat olmuşsa orada korkman gerekir. Ve çeki düzen vermek için mutlaka olaya bir el atman gerekir diyebilirim.